Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün yanımda Taylan ve Sercan var ve tahmin edebileceğiniz üzere FIFA 21 ile alakalı konuşacağız. Yeni bir gameplay trailerı yayınlandı. Bir önceki videoda ben yoktum. Tuncay ile beraber konuşmuşlardı ve o trailerda yani Mbappe üzerine bir trailerdi. Oyunla alakalı bir şey yoktu. Bunun üzerine ağlandığı gibi yaklaşık 20 dakika genel olarak FIFA ile alakalı da ağlanmıştı. Bakalım burada ne kadar ağlayacağız. Yok tabii işin şakası bir yana. Bu sefer gerçekten oyunla alakalı bir şeyler de öğrendik. Düzenli olarak hatta rekabetçi seviyede oynayan insanlarsınız gayet. Bunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Yani profesyonel seviyede olmasa da rekabetçi olarak her hafta oynayan insanlardınız. FIFA 20'yi, FIFA'yı 19'u vesaireyi. Genel itibariyle gördükleri üzerinden konuşacağız. Ve genel olarak bu video içerisinde, bu trailer içerisinde yapacaklarını söyledikleri şeyi gerçekten de yapabilirler mi? Ya da gerçekten de FIFA 20'de eksik olan ve düzeltilmesi gereken şeyleri mi bahsetmişler? Bunu genel olarak bir masaya yatırmak istiyorum değil mi? Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Çünkü burada iş top sizde olacak. Buyurun nereden başlamak isterseniz başlayın. Buyurun Sercan. İlk ben gireyim. Şimdi en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri oyuncu koşullarıydı geçen sene. Çünkü yani geçtiğimiz senelerde bir tek geçen sene değil. AI koşuyordu. Yani bize bırakmıyordu koşuyu. Yani yapay zeka. Yapay zeka istediği gibi koştuğu için çok offside pozisyon oluyordu ya da istediğimiz şekilde koşmadığı için o pası istediğimiz şekilde aktaramıyorduk. Bu sene buna çok uğraşmışlar. Artık pası atan ve alan oyuncuyu biz yönlendirebiliyoruz. Onu tamamen bize bırakan bir sistem var. Bu üç farklı sistemde incelemişler bunu. Bir tanesi sen pası atıyorsun, pası atan oyuncuyu istediğin yere sen koşturuyorsun. İster geri koşturabilirsin, ister ileri, ister yukarı aşağı, o sana kalmış. İkinci sistemde bu sefer pası atacak olan sensin, pası alacak oyuncuyu istediğin yere koşturabiliyorsun. Burada da işte videoda gösteriyor zaten trailer'da, iki kere L1'e basarak aktif ediyorsun o modu ve analogla birlikte pası alacak oyuncuyu istediğin yere koşturabiliyorsun. Üçüncü özellikle de lock sistemi getirmişler. Bu NBA'de alışkın olduğumuz. Pası almasını istediğiniz oyuncuya kilitleniyoruz, pası atıyoruz ve pası alan oyuncu AI oynuyor, yapay zeka oynuyor. Sen pası alacak olan oyuncu olarak istediğin yere hareketlenip topu tekrar geri isteyebiliyorsun. Böylece istediğin pozisyonu yaratıp şut imkanı ya da çalım imkanı yaratabiliyorsun. Şimdi 3 tane bu yeni sistem getirmişler. Daha anlatırken ben çok hani yakından oynamayan bir insan olarak benim kafam karıştı. Bu gerçekten şimdi oyunu daha da karışıklaştıran ya da ne bileyim daha kompleks bir sistem getirip hani daha profesyonel oyunculara yönelik olan bir şey değil mi? Bana öyleymiş gibi geldi. Tabii oyunu uzun zamandır oynayanlar için ve rekabetçi modda oynayanlar için daha yatkın bir sistem. Yeni başlayacak olanlar için biraz kafa karıştıracak. O yüzden de oyunu uzun zaman oynama işte tecrübe etmeniz, deneyimlemeniz gerekecek ki o sisteme alışabilin. Peki Taylan sen ne diyorsun bu konuda? Yani bu gereken yani bu şekilde çözülmüş olur mu? Bu böyle bir sistemle çözülür mü bu ara pas problemi? Daha doğrusu oyuncu koşulları ya problemi. Şöyle bir sıkıntı vardı o oynadığın zamanlarda hep. Yani adam koşuyor mesela, duvar pası yapıyorsun veya kendin koşturuyorsun AI yapay zekayı. Koşuyor. Yani sabitene kadar koşuyor adam. Durmuyor yani. Savunmanın arkasına gidiyor. Kaleye kadar koşuyor bu arada. Hani kalenin hizasında mesela ver kaç yaptıysan ya da koşturduysan gerçekten kalenin içine kadar koşuyor. Bu çok problem oluyordu. Çünkü geri dönmesini bekliyorsun. İşte o sırada yan pas yapıyorsun, boş pas yapıyorsun falan. Bunu kaldırmışlar. Sürekli gidiyor geliyor. Sürekli gidiyor geliyor. Offside düştü mü çıkıyor tekrar geliyor. Bu zaten olması gereken bir şeydi. Hani şu an düşündüğümde 2021 için konuşuyoruz. FIFA 2021 için ve bu daha yeni ekleniyor. Evet. Ama en azından görmüşler. Yani futbol içerisinde böyle bir şey olduğunu fark etmişler. Bazı pozisyonlarda da mesela adam koşuyor, tamam mı? Yine Verkaç için söyleyeceğim bunu ya da koşturduğum bir pozisyonu düşünelim. Dümdüz koşuyor. Hani bakıyorsun yani savunmanın arasında boşluk var. İşte yani oradan girsen pozisyona gireceksin dediğin yerler çok oluyordu. Bu sefer bunun imkanını bize sağlamışlar. Oraya mı koşturmak istiyorsun? Al kardeşim sana opsiyonu verdik. Koşturmak istiyorsan oraya koştur diye bir özellik eklemişler. Güzel. Trailer'ı izlediğinde yani mantıklı geliyor sana. Oyunda görmemiz nasıl işleyecek? Peki özellikle savunmaya çarpacak mı mesela? İçinden mi geçecek? Nasıl olacak? Hani koşturduğunda belki boşluğa nişan alamayacaksın. Tam savunmanın olduğu yere nişan alacaksın. Çarpışacaklar mı filan bunları bir görmek lazım tabii ki. Özetle uygulamada gördüğümüz zaman daha net anlayacağız ama genel itibariyle problemi iyi tespit etmişler ve bu sundukları çözüm olabilir. Yani kontrolü, koşan oyuncunun da kontrolünü oyuncuya vermek bir çözüm olabilir diyorsunuz yani.
Peki bir başka Kötü. özellik, sıradaki özellik nedir? Başka neler yapacaklarmış? İşte koşulları ayarladıktan sonra bir de oyuncunun pozisyon şeyini düzeltmişler, ne diyeyim ona, Ha, yer tutma awareness, mevzusu. Ha, farkındalık. farkındalığı. Hani geçtiğimiz senelerde çok oluyordu. Offside diye bir şey yoktu yapay zekada. Offside'a bakmıyorduk. Sürekli offside'a koşuyordu. Bu sefer ama trailer'dan anladığım kadarıyla bu oyuncunun yeteneğine de göre değişebilir. Çünkü genellikle işte yüksek kaliteli oyunculardan bahsediyor trailer'da. Yani oyun pozisyon farkındalığı yüksek olan oyuncuların o offside'a yakalanmama koşusunu diğer oyunculara göre yüksek olabilir gibi geliyor bana, anladığım trailer'da. Ha mesela Agüero gibi bir oyuncunun offside'a yakalanmayıp koşusunu kontrol ettiğini görüyoruz trailer'da. Yani daha Evet. düşük seviyede bir oyuncu aynı farkındalığı yapabilir mi, onu emin değilim. Büyük ihtimal gene yüksek seviyeli oyuncular yapacaktır bu farkındalığı. O pozisyona offside olduğunu fark ediyor yapay zeka Agüero'daki ve kendini geriye çekiyor. Offside'ı yakalanmamaya çalışıyor ama önceki oyunlarda bu yoktu. Agüero'ymuş, Ronaldo'ymuş. Alan neredeyse kaleye doğru koşuyordu. Biz de Evet, offside'a evet. düşüyorduk böyle. Onu Peki. geliştirmişler. Şunu da ekleyeceğim. Genelde ofansa odaklandık ama benim de gördüğüm kadarıyla mesela Van Dijk'ın da nasıl pozisyon tuttuğunu, yani defans oyuncuları için genelde yapay zekayı yapmak birazcık daha da zordur gibi de geliyor. Genel olarak aslında gerçek hayatta da defansın çok ciddi bir şeye sahip olması gerekiyor. Hani pozisyon bilgisine sahip olması gerekir. Hani doğru hamleyi birazcık koklaması gerekir falan. Yani bir oyunda yapmak biraz daha zor gibidir. Taylan, sen ne diyorsun? Genel itibariyle Van Dijk'ın mesela yer tutması ve yani o şeyde koymuşlar ya, kayarken böyle tak diye alıyor ayağından topu vesaire falan Evet. filan gibi. Hani bu pozisyon tutma kısmını defans tarafında da yapmaları daha mı kolay olur? Ya da ne bileyim, bak mesela şimdi böyle bir pozisyon farkındalığı işin içine gelecek. Agüero ile Van Dijk karşı karşıya geldiği zaman kim kime hani daha üstünlük sağlayabilecek, yapacakları FIFA 21'de yapacakları sistemle hani bir fikrin var mı, ya da genel olarak nasıl bir etkisi olacak? Ve bir de hani hakikaten şey miydi? Çok pardon, özür dilerim. FIFA 20'de bizim özellikle Cem çok şikayet ederdi. Kendisi defansta oynadığı için Pro Lig'de. Yani sıkıntıdır. Hani yapay zekanın gerçekten de araya adam kaçırmaması ya da ne bileyim bir omuzla alması, boş olan Tabii. alanı, yani daha doğrusu boş bırakmaması gereken bir yeri boş bırakmaması kolay değildir. Bu konularda bir ilerleme olacağını tahmin ediyor musun? Ya zaten bunu yoğun bir şekilde, kompetitif, rekabetçi bir şekilde FIFA oynayanlar şey yapıyordu. İşte, taktiksel ayarlamalarda savunmayı hep geride bırakıp en geriye kadar çekip hatta darlaştırıp kimi zaman da kanatlara yığıp bir şekilde bunu fixlemeye çalışıyordu, düzeltmeye çalışıyordu. Bakalım bu sene belki buna gerek kalmayacak. Ama şöyle bir opsiyonu da var yani bunun. Mesela boş koşu yaptırdığında Agüero'yu koşturduğun zaman Agüero gittiğinde Van Dijk onu takip ederse bu sefer senin de önüne açık kalacak. Yani bu sana aslında boş koşu pozisyon yarattıracak. Eğer Van Dijk takip ederse falan onu nasıl ayarlanacak göreceğiz. Bunlar hep soru işareti. Görmemiz lazım. Ben şeye çok takıldım ya. Trailer'da izlediyseniz bir pozisyonda şey var. Karambolü anlatıyor. Onu fixledik diye yani düzelttik diye. Adamlar resmen trailer'da skripti gösteriyor lan. Ben inanamadım. Yani şok oldum. Bayağı skripti gösterdiler FIFA 20'nin. Evet. Skripti olduğunu gösterdiler. Hani adam savunmacıyı çarpıyor, yere düşüyor, ofsaydı bozuyor yere düştüğü için. Adam yere düşüyor falan. 21'de bunlar olmayacak diye bir şey göstermişler. Bu çok güzel ama yani niye oluyordu lan bu zamana kadar? Şey için Neden öyle mesela skripti var? daha basit anlatmak gerekirse ilk kez görecek olanlar için ben de mesela çok algılayamadım. Yani script gösteriyor olmalarından kastın hani yaptıkları trailer içerisinde böyle hani zaten planlanıp gösterilmiş bir şeyden mi bahsediyorsun, yoksa hani oyunun kendisinde script'ler vardı ve bunlar bariz biçimde yaşanıyordu gibi manasında mı söyledin? Onu anlamadım. Oyunun içinde vardı. Oyunun içinde vardı. Ha. Bunlar bariz yaşanıyordu. Sadece bu kabul edilmiyordu. Ancak adamlar trailer bunu koyunca ben bir nasıl lan filan olduk yani. Gerçekten varmış yani olduk. Yani harbiden doğrulandı bu bence. Onu Ya çözmüşler. aslında kabul Bunu etmedikleri bir çözmüşler. hatayı da kabul etmiş oldular böylece aslında. Tabii abi çok skripti yani. Savunmada orta sahadaki orta saha pozisyonu da var. Trailer izleyenler görmüştü. Orta sahada da skript olduğunu anlatan bir pozisyon var. Adam tökezliyor filan. Onu da hallettik filan diyorlar. Abi halledeceksin tabii sen koydun yani onu kaldırdın mı hallediyor ne şimdi yapıyorsun gibi bir durum var. Frostbite'a ilk geçtikleri zaman zaten çarpışma mekanikleriyle ilgili bir geliştirme yapıyorlardı. Bunu göstermişlerdi Evet. bize. Ama başarılı olmadı. Yani oyun çok karambole gidiyor. Ve yani sahipsiz topun Evet. ne tarafa gideceği çok kestirilemiyordu. Ama bu Ve bu sefer üçüncü özellik bu gösterdi. arada şey açısından da direkt pardon çok üzerine durmadan geçtik ya hani çarpma
mekaniklerini toparlayacaklarını gösteriyorlar üçüncü şey olarak. Evet, Yani evet. Sercan'ın anlattığı da oydu. Yani seken top başka yere gidiyor. Seken topun peşinden koşmuyor oyuncular vesaire falan filan gibi durumlar vardı yanılmıyorsam. Çok pardon böldüm ama hani ara başlığı keskinleştireyim istedim. Özür dilerim. Buyur abi. Bu sefer işte düşen oyuncuları azaltılacağı ve topun daha hani nereye gideceği belli olacağı bir geliştirme yaptıklarından bahsediyorlar. Bunu tabii oynayarak görebileceğiz. Oynamadan göremeyiz. FIFA genellikle birçok şey yapacağız diyor ama daha Ama sonradan düzgün yapmadıkları ortaya çıkıyor. şimdi ben biraz aslında hani trailerin üzerine konuştuk. Yapacakları söyledikleri şeylere birazcık konuştuk ve hani hakikaten görmemiz lazım dedik hepsine. Ama anladığım kadarıyla bu hani trailerde gösterdikleri şeyler gerçekten de sizin FIFA 20'de hani şey yaptığınız, şikayet ettiğiniz şeyler ve en azından adamlar hani nelerden şikayet edildiğini iyi tespit etmişler. Çözüp çözemediklerini FIFA 21'de göreceğiz. Çıktığı zaman göreceğiz dedik ama yani hakikaten de ya ulan ne alaka bu problem değildi ki zaten dediğiniz bir şey var mıydı trailerde? Abi şöyle her sene bir yenilik getiriyorlardı oyuna. Mutlaka şimdi söyle mesela 19'da timing finishing geldi. 20'de başka bir şey falan filan sürekli bir yenilik getiriyorlardı oyuna. İlk defa bu kadar sorun çözmeye yönelik bir gameplay paylaştıklarını ben görüyorum. Hatırlamıyorum daha öncesinde. Varsa yorumlara yazsınlar diyeyim. İlk defa bu kadar ya baştan sona sorun çözmeye yönelik bir gameplay paylaştıklarını görüyorum. Peki o Aynen, zaman ben de öyle düşünüyorum. ikinize de teker teker soracağım. Bu gördükleriniz, trailerde gördükleriniz sizi FIFA 21 için tekrar heyecanlandırır mı? Yani diyor musunuz ki ulan burada söylediklerini hakikaten güzel biçimde yaparlarsa pek çok hani şikayet ettiğimiz şey ortadan kalkacak. Ben FIFA 21 için yeniden heyecanlandım. Vereceğim 600 lirayı en uygun şey, en Ultimate Edition'ını alacağım diyor musunuz? Ben Ultimate almam abi bu sefer. Onu söyleyeyim mi? O bir net. Onun dışında açıkçası beni heyecanlandırdı yine maalesef. Abi ama ne verseler ben heyecanlanacak gibiyim şimdi. Onu da söylemeden Tabii. geçemeyeceğim. Ben FIFA'yı Sizi çok seviyorum. Gerçekten oynamak istiyorum. 19-20 beni ne kadar üzmüş de olsa 21'e kesinlikle oynamak istiyorum yine. Ancak şunu da belirtmek istedim. Gerçekten trailer beni bambaşka heyecanlandırdı. Hani ben zaten 21'e hafiften yükseliyordum. Lan oynasam mı oynamasam mı acaba şans versem mi diyordum ama öyle bir oyun gösterdiler ki yani bunları gerçekten yaparlarsın çok başka bir deneyim bizi bekliyor. Hani yensen de yenilsen de gerçekten oyunu sen yönlendiriyorsun. Sen oynuyorsun. Yani bunu vaat ediyorlar çünkü. Ya çünkü herkes ağlıyordu mesela. 19'da orta kafa çok etkiliydi. Ya biz de dahi biz de ağlıyorduk. Tabii. 20'de hiç orta kafa yoktu. Hani benim için çok güzel. Orta kafayı hiç seven bir insan değilim. Savunmayı da beceremiyorum ki hep kısa oyuncularla oynarım. Mesela 20'de orta kafa yoktu. Benim için şahaneydi. Ama oyun kötüydü. Kötüydü. Adamlar şimdi diyor ki kardeşim iyi orta açıyorsan gol atacaksın diyor. Yani bunu videoda da söylüyor yani. İsabetli orta açtığında gol alacak diyor. Her şey senin elinde diyor. Yani 21'de Sercan. ne yaparsan yap sen oynayacaksın. Yani metayı aslında sen belirleyeceksin gibi anlam çıkartabiliriz bunu. Hani tabii meta oyuncular bambaşka ama oyun akışı, oynanış açısından metayı sen belirleyeceksin gibi bir çıkarım yapabiliriz bu videodan. Sercan sen ne diyorsun? Sen heyecanlandın bu trailer'dan sonra tekrardan. Ben heyecanlandım. Ben Taylan'a heyecanlanacak bir sürü şeyler daha söyleyebilirim. Ben oyunu oynamış olan, oyunu işte Alfa'da oynamış olan birkaç tane insanı takip ettim. Yorumları gördüm. Daha hani trailer'da gösterilmeyen farklı değişiklikler de var. Mesela en çok yakındığımız şeylerden biri skill moves'lardı. Skill moves'lar normalde geçtiğimiz sene de göre her oyuncunun belli bir yıldızı vardı. Bu yıldıza göre Evet. hareket yapabiliyordu. Bu sene yıldızlar gene var ama hareketler yıldızı göre dağılmayacak. Her hareketi her oyuncu yapabilecek. Ama yıldızına göre doğru yapabilme orantısı eklemişler bu sefer. Yani bir yıldızlı oyuncu ile beş yıldızlı oyuncunun aynı hareketi yapabilme olasılığı 5 yıldızın daha yüksek olacak. İşte zincirleme skill moves'lardı. Geçtiğimiz yıllarda zincirleme skill moves'larla artık hani rakibi illa Allah ettirebiliyordun çünkü topu kapamıyordun. Bu sene Doğru. işte şeyi geçen sene eklemişlerdi. Bu sene de onu güncellemişler. 3 hareket üst üste yapabiliyorsun. 3. hareketten sonra topu kaybetme olasılığı bayağı yükseliyor. İşte 2 tane ya da 3 tane yeni hareket eklemişler. Trailer'da 2 tanesini görüyoruz zaten. Bunun dışında şey eklemişler, defans fiziği eklemişler. Kısa boylu oyuncu ile uzun boylu oyuncunun karşılaşmasına genellikle uzun boylunun daha avantajlı olması, şut kesmesi gibi şeyleri güncellemişler. Bunun dışında orta kafa demin dediğimiz gibi Taylan'ın da bahsettiği gibi orta kafada kafa vuruşunu manuelleştirmişler. İstediğin yere pası indirebileceksin ya da şut atabileceksin. Çünkü FIFA 20'de kafayla vurmak
ölüm gibi bir şeydi yani. Ne pası doğru düzgün istediğin yere atabiliyordun kafayla, ne de şutu istediğin gibi atabiliyordu. Bu sefer ona güncelleme getirmişler. Daha rahat kafa vurulacak bu sene anladığım kadarıyla. Tabii, karşıdan boş kale kaçmıştı ya. Net gol dediğim pozisyonlar kaçıyordu. Cidden yani. Oha, nasıl kaçtı lan bu plan diyor. Onun dışında Rewind özelliği gelmiş videonun sonunda gösterdikleri. Kickoff modda Evet. geçerli olacakmış bu. İşte bir pozisyonu yanlış mı oynadın, pası yanlış mı attın ya da şutu yanlış mı çektin, 30 saniye geri alıp atağı yeni baştan oynayabileceksin. Onun dışında bir de çevik dribbling getirmişler. R1'i basılı tutup topla daha seri ayak hareketleri yaptın, bilek hareketleri yaptın şeyi güncellemişler. İşte bu da gene videonun başında da bahsettiğim gibi oyuncunun yeteneğine göre daha istikrarlı bir şekilde yapılabilecek bir hareket gibi geliyor bana. Sterling'den bahsetmişler işte. Onun dışında bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hayır, yok kalmadı. Bu kadar. Hepsi Ben böyle. tahmin ettim. Baya bir değişiklik varmış hakikaten gösterilen trailerin haricinde de. Peki o zaman bir de artık yavaş yavaş lafı toparlayacağız ama bir sorum olacak size. Ondan evvel şeyi de bir sormak istiyorum. Bu anlattıklarınızın hepsinden ben anlıyorum ki FIFA 21 daha da simülasyona yakın, yani bir futbol simülasyonuymuş Doğru. gibi ve oyuncuya da daha fazla kontrolü vermeye odaklanmış gibi FIFA 21'de. Katılır mısınız? Yani böyle mi? Yani doğru bir sonuca mı vardım? Ya oynanış olarak ben katılıyorum. Zaten olması gereken de buydu. Sürekli ağladığımız Momentum mevzusundan bir an önce kurtulursak çok daha iyi olacak gibi. Ve bunları imkanını sana vermek güzel abi. İstediğini yapabilirsen kazanacaksın. Yapamazsan kazanamayacaksın. Ama bu Güzel. skill moves mevzusunu ben ilk defa duydum. Sercan'dan şimdi duydum. Mesela bak, bu da bir RNG hani. Şimdi bir Tabii. yıldızlı adam ya da ilk yıldızlı adam müthiş bir hareketi kritik bir yerde yaparsa mesela yine ağlayacağız yani. Ben şimdiden söyleyeyim, ben ağlayacağım yani. Lan nasıl yapıyor bu diyeceğim yani. RNG'yi ben hiç sevmiyorum abi. Oyuna, yani spor oyunlarına, basketbol da dahil buna, NBA için de bunu söyleyebilirim. Dahil etmeleri gerçekten hiç sevmiyorum bu kadar fazla. Zaten şut, mut, bunlar zaten RNG. Hani lan bari basic şeyleri RNG yap. Yani Ya o bir tık RNG sıkıntı dediğimiz de olacak bu gibi ama. arada rastgelesellik. Yani işte hani Evet. çok yeteneksiz bir adamla yüksek zar atarsan, düşeş atarsan of şahane hareket yapar ama hani Cristiano Ronaldo'yla da mesela bir atarsan yapamaz hareketi. Hani o rastgelesellik mevzusu. Dolayısıyla evet o biraz can sıkabilir ama o her zaman aslında her oyun için olan da bir şey yani. Bir hayat da biraz öyle. Doğru. Yani çıkıyorsun bakıyorsun hani Ali Tan Doğan sağ kanattan bildirme yapıyor seneler seneler evvel. Anlatabiliyor muyum yani? Evet, ama işte bunu oyunda 15 dakika oynadığım bir maçta ve Tabii. sürekli oynadığım bir maçta sık sık gördüğünde o zaman ağlıyorsun abi. Ağlıyorsun yani, bu maç gibi bir keyif Yani yok. oranı düzgün tutturmazsa pek sık göremeyeceğiz gibi geliyor. Çünkü hani hareket Umarım. zorluğu 5 yıldız olup da 1 yıldızı oyuncunun yaptığı hareketi başarılı olasılığı bayağı düşüktür gibi geliyor bana. E, Onu da EA tabii gene olunca. oynayarak görüyoruz ama bakalım yani. Evet. Benim Taylan'ın da dediği gibi ilk defa EA'in bu kadar oyuncuya yönelik bir yeni bir oyun duyurdu, yeni bir oyun geliştirdiğini görmek hepimizi sevindirdi Güzel. açıkçası. O zaman Bakalım o gameplay nasıl yansıyacak. çok kısaca şunu soracaktım bir de. Bu trailerden haricinde değinilmeyen ama işte mesela ya şunu da değiştirseler dediğiniz bir şey geliyor mu aklınıza? Gelmiyor da olabilir gerçi. Hani illa vardır diye demiyorum ama işte ya şunu kesinlikle düzeltmeleri lazımdı. Hiçbir şey demediler dediğiniz bir şey var mı? Oynanış açısından şu an aklıma açıkçası geliyor diyemem. Sadece hep sürekli şey düşünüyorum. Metin'deki pay to mevzusu düşünüyorum ama onu zaten düzeltmeyecekler. Bu adamların Tabii. istediği ve sürekli kazandığı bir durum. Düzeltmezler daha doğrusu. Oynanış açısından aklıma bir şey gelmiyor. Sadece şey diyebilirim, hani meta dedim ya az önce, ondan bahsettim. Meta oyuncular. Mesela Neymar 2020'de çok ön planda olan bir oyuncu. Neredeyse her kadroda olması gereken bir oyuncu. En basit kartı bile olsa yeterliydi yani. O tarz oyunculardan kopup hani her oyuncuyu oynayabileceğimiz bir oyun yaparlarsa, ki gerçekten oyuna bu kadar önem verdilerse ve o savunma sisteminden bahsetti az önce Sercan. Bu kadar ona o kadar bile değindilerse buna da el atmışlardır gibime geliyor ama bir yandan da hani şeyi de düşünüyorum, hani mesela skill move'u dribbling'i, yani çeviklik dribbling'i iyi olan, daha doğrusu dribbling yeteneği yüksek olan adam daha iyi yapacak dendiğinde o zaman yine meta oyuncular hani Evet. ön plana çıkıyor hani. Sercan sen Onu nasıl şey... fixleyecekler? O beni çok rahatsız ediyor aslında. Sürekli aynı adamları görüyorsun maalesef. Sende bir şey var mı Sercan? Ben de bir şey düşünüyordum. Duran toplarla ilgili bu sene herhangi bir şey göstermediler. Duran toplar ben FIFA 20'de çok beğenmedim açıkçası. Çünkü hani tamam bir imleç var, bu imleci oynatarak belli bir
yön vererek kullanıyordun ama yani bir de süreyi de iyice kısalttılar eskiden. Çünkü hem bize zorlaştıran bir şey veriyorlar. Çünkü o ivme şey sabit durmuyor. Hareketli bir ivme Doğru. sen bir şekilde tutman gerekiyor. Onu tam ayarlayabilmek için uğraşıyorsun ama süre o kadar kısa ki bir yerden sonra kendi kullanıyor ben onu ayarlayana kadar. Bunun düzeltilmesini istiyordum açıkçası. Bir de söylemeyi unuttum. Birkaç tane daha şey var aklıma geldi şimdi. Futbolu ile ilgili olarak Division Rivals'ı değiştirdiler bu sene. Geçen sene Division Rivals'ta şey vardı. Serbestti, istediğin kadar maç atabiliyordun. Bu sene onu 40 maçta sabitlemişler haftalık. 40 maç üzerinden aldığın dereceye göre yerleşeceksin. Çünkü geçen seneki görevlerde şey vardı. Yani maç Rivals oynaman gerekiyordu. İnsanlar seviyelerini düşürtüp böyle yeni başlayanlara ya da daha düşük kadrolu kişilere oyunu kanser edebiliyordu. Bu sefer onu kaldırmışlar. Bir de bu sefer hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 olacağı için hafta sonu liginin top 100'ü top 200'e çıkarmışlar. Evet. O var. Bir de şey var. İlk videoda gösterilen co-op modu gelecek bu sene. 2 ve 2 oynanacak. Hem çevrim dışı hem çevrim içi modlarda. O da güzel olur yani. Ha. Gypsy Team Şahane. Yani bu işi artık hani daha rekabetçi bazda oynayan, hafta sonu liglerine katılan, hafta içinde de işte Rivals'ı oynayan vesaire insanlar için de güzel. Yani olumlu olduğunu düşündüm. Bana olumlu geldi. Bilmiyorum siz olumlu mu buldunuz ama. ya kısıtlanması olumlu çünkü şey de var Ha. oyun Rivals işte oynuyorsun. Division 1'e rank 1'ine çıktın. Division bilmem kaçın rank 1'ine çıktın. O puanın orada durmuyor. Adamlar oynadıkça o He. çıtayı yükseltiyor. Yükseldi. Senin puanın düşüyor. Senin de oynaman lazım. Hani zamanında veremezsin be abi. Hani Doğru. sınırlama belki onu da bir tık düzeltebilir Bence diye de. Güzel. düşünüyorum. Pekala o zaman arkadaşlar. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa daha fazla devam etmeye gerek yok. Her şeyine değindik. Bayağı da kapsamlı oldu. Benim beklediğimden de Yeah. kapsamlı oldu. Ama tabii ben çok yakından alakadar bir insan olmadığım için o yüzden benim için kapsamlı olmuş olabilir. Ama tabii ki FIFA ile alakalı FIFA 21 bekleyen insanlar için gayet güzel bir muhabbet oldu. Teşekkür ederim. İşte yeteri kadar Katkılarınız. ağladık abi. Bir daha çıksın bir daha alırız. Sıkıntı yok. Evet. Sevgili arkadaşlar, teşekkürler bize katıldığınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.